Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Hadis-i Şerifler Külliyatı'ndan derslerimiz devam ediyor. Konumuz inşallahu teala zühdü takva ve fakırla ilgilidir. Zühd, rağbet, bu kelimenin zıttıdır. Rağbet, arzu ve istek ishar etmek demektir. Zühd, dünyaya karşı duyulan alake ve rağbeti terk etmektir. Gazali rahmetullahi aleyh zühdü daha güzeline dönmek, Allah'a yönelip her şeyi arkaya atan, itibar etmeyen kimsedir diye tarif etmiştir. Zühd-ü takva İslam'ın övdüğü güzel ahlaklardan biridir. İlk şartı Allah rızası için olmasıdır. Yani ne elde ediyorsan Allah için olması gerekir. Bu ilim hal ve amelden meydana gelir. Dikkat et buraya. İlk şartı Allah rızası için olmasıdır. Bu da ilim hal ve amelden meydana gelir. Kişi Allah için dünyayı fiilen terk etmedikçe zahit olamaz. Bu da imkan dahilinde. Abdullah İbnül Mübarek kendisine zahit diyenlere, zahit ben değilim, Ömer İbni Abdülaziz'dir, dünya onun ayağına geldiği halde onu terk etmiştir. Ben nereden zahit olayım? Dünya bana teveccüh etmiş değildir ki onu terk ile zahit olayım demiştir. Rikak, rakika, incelik, nezaket, acımak gibi manalara gelir. Bu da rikakın manası. Sertliğin zıttıdır. Kalpte rikkat yani incelik ve rahmet duygularını uyandırması sebebiyledir. Zühd dünyayı terk etmektir. İnsanlar dünyada yaşarken nasıl dünyayı terk eder derseniz, dünyayı kalbe sokma, dünyanın omuzlarına basa basa gez, Allah'a kulluk için yaşa, dünyayı kalbine koyup da dünyaya kul köle olma, dünyayı Allah'ın yoluna harcamaya bak. Dünyanı Allah için kullanmaya bak. Bu lafından olacak iş değil. Bu gerçek ilim, iman, takva işidir. Fakir konusuna da gelince, fakir gınanın yani zenginliğin zıttıdır. Muhtaç olunan şeyin yokluğudur. Allah zengindir. Vallahul ganiyyü ve entümül fukara. Yüce Allah zengindir. Sizler fakırlarsınız. Siz fukarasınız sizler. Muhammed suresinin 38. ayeti kerimesi.
Belki insandaki ebediyet duygusu, genç kalma hırsı dahil, bitip tükenmeyecek dünyada verilse, tatmin olmayacak her türlü talepler, arzular, ihtiyaçlar ve hatta temennilerde ifadesini bulan hudutsuz ihtiyaçlarına cevap verememekten ileri gelen fıtri bir aczidir fakrın tarifi. İşte buraya dikkat et. İnsandaki ebediyet duygusu, genç kalma hırsı dahil bitip tükenmeyecek, dünyada verilse tatmin olmayacak her türlü talepler, arzular, ihtiyaçlar ve hatta temennilerde ifadesini bulan hudutsuz ihtiyaçlarına cevap verememekten ileri gelen fıtri azidir. İnsanoğlundaki acizlik duygusudur. Fakrın esasında durumu buraya dayanır, azize dayanır. Fakat tasavvuftaki fakir nedir? Fakir, Allah'a karşı fakir ama Allah'tan başka her şeye zengin diye tarif etmişlerdir. Çünkü ihtiyacını Allah'tan alan insan, alacağına da inanan insan, fakir, mahlukata karşı fakir değildir. Ama Allah'a muhtaç olmayan kimse de yoktur. Allah'a karşı herkes fakirdir. Ama rızıkların, nimetlerin asil sahibi vereni Allah olduğuna kesin inanan kişi, mahlukata karşı fakir değil, Allah'a karşı fakirdir. Gazali, muhtaç olduğu bu mal ona verilse bundan hoşlanmaz. Birinci hal, malı karşısındaki en üstün haldir. Buna zühd, kendisine de zahit denir. Evet, muhtaç olduğu bu hal ona verilse, bu mal, muhtaç olduğu bu mal ona verilse bundan hoşlanmaz. İşte zahitliğin durumu budur. Çünkü zahit ve fakrın anlamını iyi bilenler, Allah-u Teala'nın kulu olup da kişi Allah'ın zengin olduğunu, bütün mahlukatın rızkını Allah'ın verdiğini inanan insanlar kulundan bir şey beklemez. İşte bu malı karşısında en üstün haldir. Buna zühd, kendisine de zahit denir. İkinci hali vardır bunun. Eline geçecek olsa ne sevinir ne de üzülür. Bu hale rıza sahibine de razı denir. Evet kıymetliler. Üçüncü haline gelince, kendiliğinden gelince memnun kalmıştır. Bu kanaattır. Sahibine kani denir. Çünkü mal peşinde koşmamıştır.
mevcutla yetinmiştir. Azıcık bir hevesi olmakla beraber bunun peşinde koşmamıştır. Bu da üçüncü halidir. Dördüncü hali mala karşı heveslidir. İmkanı olsa peşinde koşup arayacaktır. Buna hırs, sahibine de haris denir. Evet sevgili dostlarımız, beşinci hale gelince muhtaç olma halidir. Ekmeği olmayan aç, elbisesi olmayan cıplak gibi, buna ıstırar, sahibine de muzdar denir. Fakat buna heves etmemek pek enderdir. Evet sevgili dostlarımız, şu halde bunlar fakirin beş halidir ve en üstünü zühdü takvadır. Zenginlik üstündür diyenleri teyit eden hadisler çok. Bunlardan biri Buhari'de gelen. Burada çok malı olanlar kıyamet günü az mal sahibi olacaktır. Fakat azalacak endişesine düşmeden Allah rızası için bol bol harcayanlar, Allah yolunda verenler müstesna. Ancak böyleleri de ne kadar azdır buyurdular. Varislerini zengin bırakman, senin için fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Evet, bu da Peygamberimizden gelen Sa'd'ın rivayetidir. Yine Kâb İbni Malik, malının bir kısmını kendine sakla, bu senin için daha hayırlıdır. Peygamberimizden bu haber de vardır. Allah zengin, muttaki ve müttegi ve kendi halindeki kulu sever. Bir diğer delil, ashabın fakir olanları Resulullah'a aleyhissalatü vesselam, zenginler hayırda bizi geçti. Allah yolunda harcadıklarının ücretlerine de erdiler. Aradaki sevap farkını nasıl telafi edelim? Manasında yaptıkların müracaatı anlatan uzunca rivayetin sonunda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Zenginlik Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Amir İbnül As'a, salih kimsenin elinde ne kadar iyidir. Evet, sevgili dostlarımız, Peygamberimizden gelen bu da haber. Kefaf yani orta yol üstündür. Ahmet İbni Nasır Ed-Davudi bu bapta en güzel tevili yapmıştır. Der ki, fakirlik ve zenginlik Allah'ın iki imtihan vasıtasıdır. Bunlarla kullarını şükür ve sabır hususlarında imtihan etmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. İnsanların hangisinin daha iyi iş işlediğini ortaya koyalım diye, yeryüzünde olan şeyleri yeryüzünün süsü yaptık. Kehf suresinin 7. ayeti kerimesi. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz.
Bu da Enbiya suresi 35. ayeti kerimesi. Yine Resulullah aleyhissalatü vesselam fakirliğin şerrinden, zenginliğin şerrinden Allah'a sığınmıştır. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. Bu da İsra suresinin 29. ayeti kerimesidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam da şöyle dua etmişlerdir. Rabbim, Muhammed ailesinin rızkını yetecek kadar ver. Fazla da olmasın, eksik de. Şu duaya bakın. Kefafı diğerlerine üstün görenlerden Kurtubi, El-Müfhim'de şöyle der. Yüce Allahu Teala Hazretleri Resulü'nde aleyhissalatü vesselam fakir, gına ve kifaf her üç hali de bir araya getirmiştir. Şöyle ki fakirlik ilk haliydi. Nefsiyle cihad ederek bunun gereğini yerine getirdi. Sonra Cenab-ı Hak fetihleri müyesser kıldı ve zenginler seviyesine çıkardı. Bu halin gerisini de serveti müstahak olanlara dağıtmak, onunla ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak, ailesine zaruri ihtiyaçlarını giderecek kadar mal ayırıp gerisini fukaraya ulaştırmak suretiyle yerine getirdi. Öldüğü sırada yaşadığı halde kefaf idi. Evet kıymetliler, biri Müslim'de gelmiş bulunan şu hadisi şeriftir ki, İslam hidayetine erdirilip yeterli rızkı da verilmiş olan kimse, verilene kanaat ederse kurtulmuştur. Nebevi, kefafı ihtiyaçları eksiksiz karşılayıp fazlalık da bırakmayan mal diye tarif etmiştir. Kurtubi de ihtiyaçları gideren, zaruriyatı karşılayan ve tereffüh ehline kalmayan mal diye tarif eder. Allah'ım Muhammed ailesinin rızkına kefaf yap. Duası da bu manadadır. Allah'ım başkasından isteme zilletine düşürmeyecek, ihtiyaçlara yetecek kadar ver. Bunda dünyada saçılma ve tereffühe sevk edecek fazlalık olmasın demektir. Bu hadis-i şerifte kefaf miktarı eftal görenlerin haklılığına delil vardır. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisi ve ailesi için her zaman en iyiyi dilemiştir. İşlerin en hayırlı olanı vasatıdır buyurmuştur. İbnül Mübarek'in Kitab-ı Zühd'de kaydettiğine göre İbn Abbas'a az amel, az günah sahibi mi eftal, çok amel, çok günah sahibi mi eftal diye sorulunca şu cevabı vermiştir. Selamete hiçbir şeyi eşit tutmam. Kimin yetecek miktarda geliri olur, kanaat ederse zenginliğin ve fakirliğin afetlerinden emniyette kalır. İbn-i Mace'de gelen bir rivayet de bu hususu teyit eder. Hazreti Enes'in rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü kendisine dünyadayken
sadece yetecek miktar kut yani verilmiş olmasını temenni etmeyecek. Ne bir tek zengin vardır ne de bir tek fakir buyurmuştur. İşte kıymetliler, gerçekler bir bir anlatılmaktadır. Tarikatın esası nefsin terbiye ve riyazetine dayanır. Ebu Ali el-Dekkak şunu söyler, zengin fakirden eftaldir. Çünkü zenginlik Halık'ın, fakirlik mahlukun sıfatıdır. Hakk'ın sıfatı halkın sıfatından elbette eftaldir. Bu söz güzel bulunmuştur. Sıhhatli olup şükretmeyi, bela çekip sabretmeye tercih ediyorum. Evet sevgili dostlarımız, sıhhatli olmayı ve şükretmeyi Allah nasip eylesin. Çünkü bela çekip sabretmeye herkesin gücü yetmez. Burayı da iyi anla, buna lütuflu sabır, lütuflu, sıhhatli, afiyetli yaşantı ve şükrü yanında, hamdi yanında olan yaşantıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve eshabının cumhuru tarafından tercih edilen dünyalıktan azlık çiçeklerinden uzaklıktır. Evet, zenginliği üstün görenler şu ayeti de delil göstermişlerdir. Ey iman edenler, onlara karşı gücünüzün yettiği kadar Allah'ın düşmanı ve sizin düşmanlarınızı ve bunların dışında Allah'ın bilip sizin bilmediklerinizi yıldırmak üzere kuvvet ve savaş malzemeleri, savaş araç ve gereçleri, o zaman atlar vardı. Atları hazırlayın. İşte Enfal suresinin 60. ayeti kerimesi. Derler ki burada emredilen kuvvet ve savaş atları gibi şeylerin hazırlanması ancak mal ile mümkündür. Bugünkü çağda modern milli savunmayı elbette ki kurman için zengin olman gerekiyor. Ekonomik gücün kuvvetli olması gerekiyor ki milli savunmada çağın bütün düşmanlarına karşı koyabilecek kuvveti, gücü, savaş için araç ve gereçleri hazırlaman gerekir. Bu da ekonomik güçle olur. Onun için zenginlik Allah yolunda olduğu zaman hayırlıdır. Fakirlik sabredebilirse fakir için o da hayırlıdır. Zengin şükrederse hayırlıdır. Allah yolunda harcarsa hayırlıdır. Harcamazsa başına beladır. O mal ateş olup onu yakacaktır. Ey insanoğlu, aklını başına al. Evet, yine zühdle ve fakırla ilgili bir sonraki dersimiz de inşallah devam edecektir.